Selamun aleyküm hocam. Yaklaşıyorum biraz, aleyküm selam. Hayırlı sahurlar diliyorum. Hepimize inşallah. Uykumuzda insanın ruhu bedeninden ayrılır mı hocam? Bunu merak ediyorum. Şöyle, yani netice itibariyle ölümün saati gelmiş olan birisi eğer olacaksa Allah onun ruhunu bedeninden alır. Ama yeniden dünyaya iade olacaksa, yani ölmeyecekse, uykuda onun ruhunu alır ve sonra iade eder. Ayet-i Kerime'nin yaklaşık maali bu şekilde. Yani burada normal bir insanın ölümünden bahsediyor. Bir de uyku haliyle ölüm arasındaki bir yakınlığa işaret ediliyor. Ve orada insanın uyurken aslında bir nevi ölümü tattığını, uyanırken de bir nevi dirildiğini, dirilmeyi sembolize eden bir hakikatin olduğunu söylüyor. Burada tabii şu önemli, bütün vücuttan ruh tamamen ayrılmıyor. Eğer vücuttan ruh tamamen ayrılmış olsaydı, o zaman ölüm dediğimiz hadise meydana gelecekti. İnsan ölecekti yani, ölürdük hepimiz yani. Ama bağlantı devam ediyor. Ruh, diyelim ki şöyle bir ip var diyelim mesela, vücuda bağlı bir görünmeyen ip var. O ip ruhun vücutta olan irtibatını devam ettiriyor ama ruh dolaşıyor. Zaten işte reenkarnasyon gibi, işte tenasüh gibi, difüzyon gibi bu tür şeyler var. Yani ben daha önce burayı gördüm, ben daha önce hayatımda kraldım, daha önceki hayatımda diyelim ki fırıncıydım veya terziydim gibi bazı şeyler var. Belli bölgelerde, belli ülkelerde, belli mekanlarda böyle şeyler var, böyle bir yanılgı var. Zannediyorlar bir hayat daha yaşamışlardı, bu hayata yeniden adapte oldular. Eğer iyi bir insan idiyse yeni hayatta iyi insan olacak, kötü insan idiyse yeni hayatında kötü olacak gibi bir aldatmaca var. Biz buna tabii itibar etmiyoruz. İnsanın bir ruhu, bir vücudu var. O vücut tekrar ruhla veya ruh bir daha gelmez, gitmez. Burada ölümün bir şeyi var, bir hatırlatması var. Aslında hanımefendi, nefes aldığımızda Allah bize yaşama şansı veriyor. Nefes verdiğimizde bize yaşama şansı veriyor. Bakın bir insan, normal bir insan hayatı boyu bir 24 saatte şu kadar 1000 kez nefes alıp veriyor. Her nefes verişinde hayatını kurtarıyor. Her nefes alışında hayatını kurtarıyor. Allah istediği anda nefes veremezseniz bir dakika içinde ölürsünüz. Hani bilemedim birçok dakika içerisinde. Nefes alamazsanız birçok dakika içinde ölürsünüz. Allah sürekli ölümü ve yaratılışı bize gösteriyor. Hatırlatıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim.